Felsefenin Marifetli Elleri YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle çok sağlıklı brokoli çorbası yapacağız inşallah. İçerisinde arkadaşlar ben böyle hazırladım tenceremi. Bir orta boy brokoli, yeşil kısımlarını aldım. İki tane havuç doğradım, bir tane patates doğradım. Bir tane orta boy soğan doğradım arkadaşlar. Şimdi buna güzelce şöyle 1 litre kadar suyumu koydum. Şöyle altını açalım. Güzelce. Biraz da tuz atalım. Yeterli. Hiç karıştırmaya gerek yok. Ağzını kapatalım. Güzelce haşlanmaya başlasınlar arkadaşlar. Devam edeceğiz. Haşlandıktan sonra güzelce robotla blenderda çekeceğiz. Tereyağıyla un kavuracağız arkadaşlar. İçine süt bırakacağız. Harika, muhteşem, lezzetli, sağlıklı bir brokoli çorbası içeceğiz inşallah yapıp. Brokolilerimiz haşlandı arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim. Güzelce. Şimdi bunu güzelce blenderdan çekeceğim. Tereyağıyla un kavuracağız, süt koyacağız, et suyu koyacağız arkadaşlar. Hemen blenderdan çekiyorum bunu. Evet arkadaşlar, bakın şöyle güzelce çektim brokolimizi blenderdan. Şimdi bu kenarda kalsın. Hemen ocağımızın altını açıyoruz. Bir yemek kaşığı tereyağımız var. Bir yemek kaşığı sıvı yağımız var. Zeytinyağımız var arkadaşlar. Şöyle güzelce erisinler. Eridiği zaman hemen un koyacağız. 2 yemek kaşığı. Güzelce unumuzu içinde kavuracağız. Sütümüzü ekleyeceğiz. Çok güzel, harika bir çorba oluyor arkadaşlar. Hemen şöyle yağımız eridi. Unumuzu koyalım. Karıştıralım topaklanmasın diye. Un kokusu çıksın arkadaşlar. Çorbadan un kokusu gelmesin, hiç yakışmıyor. Şöyle güzel köpüklendi. Tamamdır. Şöyle et suyum var, ben et suyumu da bırakmak istiyorum içine. Kıstım arkadaşlar. Şöyle güzelce hepsini içine aktaralım. Tamamdır. Şöyle güzelce karıştıralım. Et suyumuzun içinde erimesini sağlayalım. Şöyle bir 10 dakika kaynasın arkadaşlar. Et suyu çünkü sulandıracak şimdi. Kendi suyu da var. Birazcık ayırdım. Hani çok sıvı olmasın diye. Gerekirse onu da ekleriz. Şöyle çok az pul biber atmak istiyorum. Biraz da karabiber. Yavaş yavaş suyu eriyene kadar et suyu kalsın içinde arkadaşlar şöyle. Tamamdır. Hemen ağzını kapatalım. Güzelce kaynasın. Bu aşamada sütümüzü eklemek istiyorum. Şöyle 1,5 bardak kadar koymayacağım arkadaşlar, iki. Hani
Koyuluğuna bakacağım. Olursa yarım bardak daha var sütüm. Onu da ekleriz. Şöyle tamamen et suyu erimeye başladı. Onun çünkü kıvamı sıvı yapabilir. Et suyundan sonra ayarlayacağız. Kendi suyunu da ekleyeceğim. Şimdi kaynamaya başlasın. Evet arkadaşlar, çorbamız güzelce kaynamaya başladı. Et suyumuz iyice eridiği için de şimdi koyu geldi. Açık biraz suyla açalım. Kendi suyu var arkadaşlar, ayırdık. Hiçbir zaman dökmeyin. Çünkü koyulaşabiliyor. Beklediği zaman da bu çorba koyulaşabiliyor. Hani ısıtacağınız zaman da koyulaştığı zaman ekleyebilirsiniz. Çok da güzel oluyor. Kendi suyu, vitaminli. Tamamdır arkadaşlar. Benim için. Şimdi bir kaynar daha gelsin. Tamam. Sunuma geçiyoruz. Evet arkadaşlar, brokoli çorbamız çok güzel oldu. Harika bir tadı var. Hemen ben baktım tadına. Şöyle size de göstereyim yakından. Kıvamını da göstereyim. Çok güzel oluyor. Bu ölçülerde sizler de yapın arkadaşlar. Bakın. Tam olması gerektiği koyulukta. Harika. Ben çok severek tüketiyorum arkadaşlar. Beğendiyseniz beğeni butonuna basın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Tariflerim. Her gün farklı tarifler paylaşıyorum. İsterseniz siz de yaparsınız tariflerimi. Görürsünüz. İstediğiniz bir tarif olursa yorumlarda belirtin arkadaşlar. Onları da sırayla yer vermeye çalışırım. Ayşe'nin Marifetli Elleri kanalında görmek istediğiniz herhangi bir tarif, yemek üzerine yapamayacağım bir tarif yok arkadaşlar. Çok şükür hepsini elimizden geliyor yapıyoruz. Bugünlük brokoli çorbamızı yaptık. Ayşe'nin Marifetli Elleri kanalında. Harika oldu. Çok da güzel, lezzetli oldu. Şöyle yakından bir daha göstereyim. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.